Selamlar arkadaşlar, Finroll'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle Grapple Tournament isimli Tomorrow Games tarafından geliştirilip yayınlanan bir oyunu tanıtacağım. Ama her şeyden öncesinde arkadaşlar, İzmir'de oturan tüm kardeşlerimize, tüm İzmirlilere büyük bir geçmiş olsun demek istiyorum. Ben de İzmirliyim ve gerçekten kötü bir deprem. Korktuk, endişelendik. Kimilerin binaları yıkıldı ve Allah sabır versin diyorum. Umarım bir an önce onlar için her şey yoluna girer. Bu tanıtacağım oyun, normalde kanalı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Öyle burada çok fazla böyle şey yapmıyorum. VR oyunlarını böyle bu şekilde bir temayla tanıtmıyorum. Genel olarak bir gameplay gösteriyorum ki gameplay'i bunda da göstereceğim. Ama bunu biraz ben de nostaljik eski böyle oyunlardan aldığım o tadı tekrardan uyandırdığı için bu şekilde bir sizlere tanıtma gereği duydum. Bu hani eski nostaljik tadın nereden geldiğini soracaksanız ki büyük bir ihtimalle herkesin oynadığı bir oyundur zamanında. Hani Quake 3 Arena abiler. Hani Quake 3 Arena'daki böyle deneyimi ve tadı alıp böyle son teknolojiye, sanal gerçekliğe uyarlayan bir oyun çıktı geçenlerde. Yaklaşık 2 gün önce çıktı arkadaşlar, 5 Kasım 2020'de. Şimdi oyunu özetlemek istediğiniz bir oyun Quake 3 Arena abiler. Ama hani bununla bitmiyor. Mekanikleri gerçekten çok güzel ayarlamışlar. Ben herhangi bir sapıtmayla karşılaşmadım oynadığım dakikalar içerisinde. Küçük küçük sorunları var ama oynamayı kesinlikle etkilemeyecek sorunlar. Bu bahsettiğim küçük sorunları çıkardığınızda tamamıyla dengeli, tamamıyla böyle her silahıyla oynayış biçiminizi bir derece değiştiren bir oyunla karşılaşıyorsunuz. Bir derece arkadaşlar. Çünkü oyun sizi genel olarak hızlı oynamaya ve sürekli bir yerlere atlayıp sıçramaya yönlendiriyor. Yani bu oyun böyle girip yavaş yavaş işte dur silahımı alayım, şurada işte duvar varmış oraya kanca atayım, örümcek adam gibi uçayım diye böyle düşünmenize zaman tanımıyor. Ya ben oyuna alışana kadar abi, hani hatırlıyorum ilk maçımda 2 kill alabildim. Millet 17, 18, 20 kill alıyordu. Diyordum lan nasıl oluyor bu ya, lan ne yapıyorsunuz abi siz diye böyle kalıyordum. Sonra meğersem düşünmeden oynamak gerekiyormuş, hani böyle atcan çekcan diğer tarafa böyle işte hop kanca atcan oradan kendini çekeceksin böyle silahını da kapcan. Bu arada silahları da böyle elinizdeki sol elinizde bulunan kancayla böyle atıp çekebiliyorsunuz, sonra diğer elinize de atabiliyorsunuz. Silahlar elinize yapıştırılmış değil arkadaşlar, en güzeli de bu zaten, silah özgürce bırakıp atıp fırlatabiliyorsunuz. Ve tüm bu uçuş kaçış sisteminin içerisinde double jump'ımız da unutmamışlar. Bildiğiniz üzere sanal gerçeklik oyunlarının birçoğunda, maalesef ki birçoğunda zıplama yok yani abi, zıplama yok. Tırmanma koyuyorsun, eğilme koyuyorsun ki birçok oyun kendi başına eğilmeyi destekliyor. Enteresan bir şekilde butonla sadece destekleyen bir iki oyun da var. Bunlardan bir tanesi Walking Dead, Saints and Sinners. Kendiniz eğilemiyorsunuz, tuşla eğiliyorsunuz. Enteresan. Nedenini bilmiyorum. Belki ayarlardan kapatılıyordur ama kapatılıyorsa da ben bulamadım. Ben bulamadım. Neyse. Hani birçok şey koyuyorlar. Zıplama koymuyorlar. Bu beni oldukça böyle şey, sinirimi bozuyor. Örnek verecek olursak mesela Pablo. Walking Dead de aynı şekilde zıplama olmayan oyunlardan bir tanesi. İkisi de arkadaşlar, ikisinde de yok. Hani silah alıyorum, önüme hani böyle zıplayabileceğim çok minik bir alan geliyor. Tamam evet, oradan düz gidince böyle şey normal bir şekilde gidiyorsun ama ben zıplayabilmek de istiyorum genel olarak oyunlarda. Bu oyunda Grapple Tournament'ta bu hıncımı yeterince çıkardım ağır double jump'la beraber. Gerçekten çok keyifli böyle haritalarıyla sizi sıkmadan, boğmadan o anı keyifli oynatan bir oyun oldu en azından benim için. Hazır haritalardan bahsetmişken arkadaşlar, buraya biraz daha değinmek istiyorum. Haritalar çok büyük değil, çok küçük de değil. Hani oynadığınızda iki kişi bile olsanız birbirinizi rahatlıkla bulabileceğiniz bir harita sistemi var. Hani kaçsa, hani bir taraf kaçsa bile bulunur bence. Biraz dolambaçlı gibi dursa da harita, yani şöyle bir 5-10 saniye böyle oynadığınızda çözmeye, anlamaya başlıyorsunuz. O yüzden herhangi bir sıkıntı olmuyor. Çok büyük olmadığından dolayı hemen birbirinizi bulabiliyorsunuz. Çok küçük de değil.
ki böyle doğar doğmaz böyle papapapa hemen öldürdüm diye bir şey de olmuyor. Yani oldukça dengelemişler. Mekanikler çok güzel çalışıyor. Onlar da gayet dengeli. Silahlar, hissiyatları güzel. Bir tek silah hissiyatı olarak şöyle tamamını böyle iki elle tutmuş diye bir şey var. Bir tek onun geri tepmesini az buldum. Ama herhalde onun geri tepmesini de böyle bayağı ağır koysalar sanırım oyunun oynanışlığını zorlaştırabilirmiş bir tercih olabilir. Benim hoşuma gitti. Hoşuna gitmeyen arkadaşlarımız da olabilir. Oyunu arkadaşlarınızla, isterseniz single olarak veya birçok oyuncuyla beraber kapışarak yeteneklerinizi konuşturmak isterseniz bunu da yapabiliyorsunuz doğal olarak. Zaten bu kafada bir oyunun multiplayer çıkması lazımdı ve o şekilde çıkmış. Oyunda yakında 3 de var. Hani yakından böyle lightsaber'ınızı çekip rap diye adama girebiliyorsunuz, böyle kesebiliyorsunuz. Tabii herhangi bir kesilme efekti vermese de zaten efektlere çok dikkat edebileceğiniz bir oyun değil. Hani birisini öldürdüğünüzde hemen gidip can toplayıp zırh toplayıp sonrasında da böyle işte silahınızın şarjörünü değiştirebilmek için aksiyonlara falan giriyorsunuz. Biraz sizi böyle şey yapıyor oyun. Dinlenemiyorsunuz oyun içerisinde genel olarak. Bir şey yaptığınız zaman, birisini öldürdüğünüzde bile hemen sonrasında gidip zırh can yenile, işte saklan, hukla, bir şeyler yap diyerek böyle oyun sizi meşgul ediyor. Atıyorum oyun 5 dakikaysa o 5 dakikayı nasıl geçirdiğinizi veya 10 dakikaysa 10 dakikayı nasıl geçirdiğinizi anlamıyorsunuz. Hani gerçekten oyuna girdiğinizde zaman kavramınız yok oluyor ve böyle maç bittiğinde ulan daha yeni başlamamış mıydı hissi biraz oluyor ki maçlar kısa değil arkadaşlar, bunu belirteyim. Maçlar kısa olmamasına rağmen oyunun içeriği gerçekten sizi hızlı bir şekilde oynatıyor. Ve o dakikaları geçirdiğiniz zamanı gerçekten çok böyle dolu dolu geçirmenizi sağlıyor. Bu arada arkadaşlar bahsetmek isterim ki oyun her türlü kafada oyuncuyu düşünmüş. Ağır silahlardan, bomba atar silahlardan tutun da böyle sniper vari kullanabileceğiniz böyle lazerli elektrik topları atan, tamamıyla böyle aim'i kötü olan arkadaşlar için böyle elektrikle tuttuğunuzda onu takip eden böyle silahlar da koymayı akıl etmişler ki oyundaki silah çeşitliliği şu an için oldukça yeterli ve güzel. Gelecekte daha da artar mı bilmiyorum. Artmasına gerek var mı? Benim için fark etmez. Artarsa güzel olur. Artmazsa da güzel olur bence. Çünkü yeterince silahımız var. Yani sadece elimizi şöyle dümdüz uzattığımızda buradan böyle ok çeker gibi bir şey, bir güç alanı çektiğimizde elimizde yay ve ok oluşuyor. Onu bile koymuşlar. Sırtınızda da plazma silahınız, böyle plazma kılıcınız var abi. Daha ne ister insan? Bunun dışında zaten oradan buradan bulabileceğiniz bir sürü farklı farklı değişik silahlar var ki sizde yanda zaten şurada genel olarak görüyorsunuz herhalde nasıl bir şey olduğunu. Veya şurada mı oluyor, şu anda tam kestiremiyorum kendimi nasıl koyduğumu. Neyse. Videonun sonunda birkaç tane küçük gameplay'imi de koydum arkadaşlar. Onları da izlemeyi unutmayın. Öyleyse şu güzel sesten sonrasında double kill. Evet. Sizi gameplay kısmıyla yalnız bırakıyorum. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Okay. Arkadaşlar oyuna alışması biraz zaman alıyor. Evet. Ama alıştıktan sonrasında oye yani. Tamam, C'yi hallettik. What language is that? Falan? Turkish. Oh, Turkish. Cool. I am streaming this game. Oh, I see. So I shouldn't swear when we win, right? Abi iki kişi beraber sıktılar ya. Çok acımasızcaydı.
öldürebilir. Hadi dol 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 dol. Harika. Oh hayır. Oh, I think my audio crashed. So I'm just hearing the same sound over and over again, and now there's just no normal audio. That's a first. Oh, we're good now. No. Bu seferdekinde geri kaldık arkadaşlar. Duh. Oh shit. Aa, alamadım adamları ya. Sıkıldım. Biraz plasma silahına ihtiyacımız vardır. Oh. Oh my god. Okay, I guess I'll just defend this point now. Can't believe you got me with that. Huh. No, no, no. Abi hemen lightsaber çekiyorlar ya. Ya ben orayı indirmeden rahat edemeyeceğim biliyor musunuz? Yes. Alrighty. Ele geçirmişiz, harika. Oh fuck! No! Good. Ah well, that scorch got all of okay. Ah, I didn't think that. God damn you, fellas. So many of you. Şunu döndürelim de, normal normal biri geldiğinde. Evet, harika. Ah, shit.
No. Ya kılıçlar üzerime geldi. Oh, did you fall off? Oh my god, you're alive? Abiler, bu iş kızıştı. Oh god. Neredesiniz? Yes! Die! Ha, güzel. En azından bittiğinde yenisini çekebiliyoruz. Ne? Alamadın mı? Yoksa farklı bir daha mı vardı? You love the minigun, don't you, Fritz? Bu bölgeler bizim ya. God damn it, Fritz, with your miniguns. Tam A, B, bizim C anları. Şey de bilmiyorum. Aa, ne oldu? Teleporta falan mı girdim yanlışlıkla, görmedim. Yes! God! I'm scared! Korktum lan. Aylar bu arada tekrardan İngilizcem sizleri uyuz ediyorsa kusuruma bakmayın. Woohoo! Yes! Nasıl yaptım bilmiyorum ama çok gaza getirdi bu olay beni. No! 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 Really? Tam arkadan geri gelmişken. Yay! Yay! This is a good game, guys. Thank you.